Size masal okumaya geldim. Hem büyüklere hem de küçüklere. Kırmızı başlıklı kız. Evet, biliyorum. Herkes biliyor bu masalı. Ama bunu herkes bilmiyor çünkü yeni. Bu farklı bir kırmızı başlıklı kız. Size okuyunca hemen anlayacaksınız. Sadece ilk sayfalarını bir sayfa okuyacağım. Çok kısa bir şey. Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Hep kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. Bu nedenle herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Günlerden bir gün kırmızı başlıklı kızın canı babasının yaptığı meşhur kurabiyelerden çekmiş. Babasıyla mutfağa girip birlikte kurabiye yapmışlar. Kurabiyeler fırından çıkar çıkmaz mutfağa harika kokular sarmış. Kırmızı başlıklı kızın annesi yanlarına gelmiş ve bu kurabiyeleri anneannem de çok sever. Ama biliyorsun ki artık çok yaşlı ve hasta, buraya gelemiyor. Hadi sen de götür demiş. Fark ettiniz mi? Kırmızı başlıklı kız canı kurabiye çekmiş. Peki kiminle yapmış o kurabiyeleri? Yanında kim var? Annesi mi var? Hayır, babası var. Ya, bu masal o yüzden farklı. Anneyle kurabiye yapmıyor, babasıyla yapıyor. Peki, Cinderella'yı hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bu da Cinderella ama bu farklı bir Cinderella. Hemen ondan da kısacık bir şey okuyacağım. Çok okumayacağım. Eminim siz zaten keyifli okursunuz sonra. Cinderella'nın başlangıcını okuyorum. Mis kokulu ormanlar, mavi dereler, pırıltılı göllerle kaplı bir masal ülkesinde Cinderella adlı bir kız yaşarmış. Çok akıllı ve bir o kadar da meraklı olan Cinderella, ablasının ve abisinin onunla uğraşmalarına aldırmaz. Tavan arasında kuşlarıyla, fareleriyle arkadaşlık eder. Genç yaşta ölmüş annesinin kitaplarını okurmuş. Onlar pahalı giysilere, süslenmeye, gösterişe önem verirken Cinderella kitaplarda okuduklarının hayallerini kurar. Dünyanın ne kadar güzel ve büyük bir yer olduğunu düşünürmüş. Bu da farklı değil mi? Bu üç kitap, üçü dünya klasiği masallarımızda. Rapunzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Cinderella. Bunların üçü yeniden yazıldı çünkü üçü de Odea Bank'ın farkındalık yaratmak isteyen projesi nedeniyle hayata geçirildiler. Odea Bank, anne babalarda farkındalık yaratmak ve çocukların çocuk yaştan itibaren eşitlikçi bir zihinsel yapıyla büyüyebilmelerine katkı sağlamak için bu masal kitapları projesini hayata geçirdi. Can Yayınları işbirliğiyle kitap hayata geçirildi. Kitapta elbette kaleme alanlar, çünkü yeniden yazıldı kitaplar. Murat Gülsoy, Cinderella'nın bilmecesini yazdı. Gamze Arslan, Rapunzel'i yazdı. Ve Mevsim Yenice'de Kırmızı Başlıklı kitabı yazdı. Kitapları resimleyenler ise Cemre Arslan, Sena Karakaş ve Göktuğ Karahan. Şimdi diyeceksiniz ki masallarla zihinsel dönüşümün ne ilgisi var? Masallarla eşitliğin ne ilgisi var ya da eşitsizliğin ne ilgisi var? Kısaca özetlemek gerekirse, biz doğduğumuz andan itibaren toplum tarafından bize empoze edilen bilgilerle beynimiz doluyor ve onlarla büyüyoruz. Empoze edilen şeylere baktığımız zaman da onların arasında masal da var. Herkesin bildiği bir örneği vereyim. Kızlara pembe, erkeklere mavi giysi hediye edilir çocuklar, bebekler doğdukları zaman. Buradaki pembe ile hemen aklıma gelen şey naiflik, romantizm, incelik, kırılganlık, güçsüzlük. Mavi ise hemen bende şunu çağrıştırıyor: güç, özgürlük, bağımsızlık, hakimiyet, harika bir duygu. Yani ben mavi gördüğümde kendimi güçlenmiş gibi hissediyorum. Peki biz bunları çocuklarımıza getirdiğimizde onların zihinlerine hangi bilgileri göndermiş oluyoruz?
Kızlara diyoruz ki pembeyle sen naifsin, kırılgansın, duygusalsın, güçsüzsün. Erkek çocuklarına maviyle neyi veriyoruz? Sen güçlüsün, sen her şeyin hakimisin, özgürsün, dilediğini yapabilirsin. Beya, başka bir şey. Evlerde ne yapılıyor? Kız çocukları hemen anneye yardım, sofrayı kur, kaldır, evin temizliğine yardım et, onu yap, bunu yap. Yani kız çocuklarına neyi öğretiyoruz? Sen büyünce anne olacaksın, o yüzden şimdiden ev işlerini yapmaya başla. Peki erkek çocukları ne yapıyor bu sırada? Onlar da babalarının yaptıklarını yapıyorlar. Oyun oynuyorlar, kendileriyle meşgul oluyorlar. Hiçbir şekilde evin düzeniyle ilgilenmiyorlar, işleriyle ilgilenmiyorlar. Ne yapıyoruz? Böylece kızlara diyoruz ki sen bir kadın olarak evlenip çocuk doğurmak, eşine ve çocuklarına bakmakla yükümlüsün. Bu senin görevin. Ha, sakın unutma. Büyünce bunu sen yapacaksın, tamam mı? Diyoruz. Erkek çocuğuna da diyoruz ki sen evin reisisin, sen ne istersen o olur ve kadınlar sana hizmet etmek zorunda. Eğer sana hizmet etmezlerse onları dövebilirsin. Ya işte böyle yetiştiriyoruz. Masallar da böyle. Masallardaki karakterlere baktığımızda, Kırmızı Başlıklı, Cinderella ya da Rapunzel'e baktığımızda kızlar hep burada zayıf, narin, korunmaya muhtaç, erkekler tarafından kurtarılmaya muhtaç kişiler olarak gösteriliyorlar. Ve böylece bu masalı okuyan kız çocukları da kendilerini öyle görüyor. Erkek çocukları da öyle görüyor. Yani diyor ki erkek çocukları, evet kızlar narin, zayıftır, güçsüzdür, erkekler tarafından korunmaya muhtaçtır. Erkekler de kendilerini bu masallardaki karakterlerle özdeşleştirerek güçlü, kuvvetli ve kadınlar üzerinde hakimiyet kurabilir düşüncesiyle yetişiyorlar. İşte bu yüzden masallar çok önemli. Bu yüzden bu proje bence çok önemli. 3 kitap değiştirilmiş, eşitlikçi bir bakış açısıyla yazılmış. 3 değil, bütün masalların bence bu şekilde eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yazılması ve çocuklarımızın o bütün hayatımızı mahveden eşitsiz DNA'ların, kodların çocukların kafasına hiçbir şekilde girmesine izin verilmemesi gerekiyor. Bu o kadar önemli bir konu ki işin ucu ta kadına yönelik şiddete kadar varıyor. Çünkü kadına yönelik erkek şiddetinin tek sebebi ataerkil zihniyet. Bu zihniyet bize diyor ki kadın çocuğuna bakmak, eşine bakmakla görevlidir. Erkek evin reisidir. Kadın ne derse erkek onu yapmak zor, erkeğin dediğini yapmakta zorunludur. Eğer kadın erkeğin sözünü dinlemezse erkek gerekeni yapar. Bu gücü erkeğin elinden hiç kimse alamaz zihniyeti. Bu zihniyet erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasına ve onların canını almasına sebep oluyor. Bu yüzden bu zihinsel dönüşümü hepimiz bir şekilde ucundan tutup gerçekleştirmek zorundayız. Bu masalsa masal. Bu masalları okuyarak çocuklarımızın zihinsel dönüşümüne katkı sağlayabiliriz ve ileride onların kadınlara şiddet uygulamasını engelleyebilir veya eğer şiddetle karşılaşan bir kadın olurlarsa şiddete karşı nasıl duracaklarını, kendilerini nasıl koruyacaklarını ve kendilerini nasıl güçlendirebileceklerini onlara empoze edebiliriz. Projenin bir de filmi var. Ben o filmi de size göstermek istiyorum. İçimde dinlediğim masallar bilmeden derinde hep iz bıraktılar. Bir de baktım aslında nereden tutsak biz bu değiliz. Dedim kalsın beyaz haplar, prensler, taçlar bizim.
tekrar yorumlanan masallar Odeabank.com.tr ve Odeabank şubelerinde.